Roma'nın kabusu Zenobia. Zenobia, 3. yüzyılda Suriye'de hüküm süren Palmira İmparatorluğu'nun kraliçesi ve Kral Septimus'un ikinci karısıdır. Milattan sonra 267 yılında Zenobia'nın kocası Septimus ve oğullarından Hyrum suikaste uğrayarak öldürülür. Kralın ölümüyle Zenobia yönetimi ele geçirir ve esir düşene kadar imparatorluğu yönetir. Zenobia'nın ordusu, Anadolu'nun Ankara ve Kalkedon yakınlarına kadar olan bölgeleri kontrol altına alıp, ardından Suriye, Filistin ve Lübnan'ı tamamen ele geçirerek Roma İmparatorluğu'nun denetiminde olan ticaret yollarının tümünü kontrol altına alarak Palmira İmparatorluğu'na katar. Milattan sonra 269 yılında Palmira ordusu, Zenobia ve General Zabdas komutasında kanlı bir şekilde Mısır'a girer. Romalı komutan Probus'un kuvvetleri Palmiralıları Mısır'dan çıkarmayı denese de başarılı olamaz ve Zenobia kendisini Mısır kraliçesi ilan eder. Askerlerle birlikte at sürmesi, kilometrelerce yürümesi ve askeriyle birlikte savaş alanında savaşması dolayısıyla Zenobia savaşçı kraliçe olarak anılırdı. Zenobia'nın Mısır'ı işgal ettiğini haber alan Roma İmparatoru Aurelian, o sırada Galya İmparatorluğu'na sefer düzenlemekle meşguldü. Roma İmparatoru Aurelian, Palmira'nın hakimiyetini kabul etmiyordu ancak geçici bir barış içerisindeydi. Roma İmparatoru Aurelian, Galya'daki askeri başarıları sonrasında Doğu topraklarını tekrar ele geçirmek üzere harekete geçmişti. Roma ordusunun büyük bir çoğunluğuyla beraber Aurelian ve Zenobia Antakya yakınlarında karşılaştılar ve kanlı bir çarpışma yaşandı. Büyük bir bozguna uğramış olan Antakya ve Emesa şehirlerini kaybeden Zenobia, son çareyi Sasanilerden yardım istemekle bulmuştu. Fakat oğlu ile birlikte deve üzerinde Fırat nehrini geçmeye çalışırken yakalanıp, Aurelian tarafından altın zincirlerle bağlanarak Roma'da düzenlenen zafer geçidine götürüldü. Güzelliği ve zerafeti sayesinde ölümden bir kez daha kurtulan Zenobia, İtalya'nın orta kesimi olan Tibur'da, günümüzdeki adıyla Tivoli'de yaşamını sürdürdü. Zenobia, ismi bilinmeyen bir Roma valisi tarafından eş olarak alındıktan sonra, kaynaklarda bundan sonraki yaşamı ile ilgili en ufak bir bilgi kırıntısına dahi rastlanılmadı. Zenobia'nın dünyanın en görkemli krallığı haline getirdiği Palmira, şimdiki adıyla Tadmor, tüm ihtişamıyla günümüze kadar varlığını sürdürdüyse de, 2016 yılında büyük oranda IŞİD'li teröristler tarafından tahrip edilmiş ve o görkemli krallıktan geriye sadece harabe kalmıştır. Paylaşımlarımızın devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.